Elimde tutmakta olduğum bu katlanabilir akıllı telefonlar dünyadaki ilk suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan modeller. Gelin bu videoda hep birlikte Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Fold 3 5G modeline yakından bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Samsung biliyorsunuz katlanabilir cihazlar konusunda oldukça iddialı bir marka ve aslında dünyadaki pazar payını da bu tarafa doğru sanki konumlandırmaya başlayacak gelecek dönemde. Çünkü bu sene tam da bu tarihlerde Note lansmanı beklerken Samsung Galaxy Fold isimli yeni katlanabilir cihazlarını bizlerle buluşturuyor. Ben öncelikle büyük model olan Galaxy Fold 3 5G modeline birazcık değinmek istiyorum. Sonunda bu cihazlarda ülkemizde Exynos değil Snapdragon işlemcilerle birlikte bu cihazları bizlere satacaklarmış bu bilgiyi aldım. İki modelin içinde de Snapdragon 888 modeli bir işlemci bulunuyor ama biraz dış kasadan başlayalım. Şimdi bu cihazın dışı Gorilla Glass Victus isimli bir cam ile kaplı. Aynı şekilde ekranda kullanılan cam malzeme de yine Gorilla Glass Victus olarak konumlandırılmış durumda. Yine Galaxy Fold 3'e baktığımızda hemen kilit tuşunun üzerinde konumlandırılmış da bir parmak izi okuyucu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Galaxy Z Fold 3'ün dış ekranına baktığımızda buradaki ekranda güzel bir yenilik var. O da şu dinamik AMOLED panele geçilmiş. Aynı zamanda burada bulunmakta olan panelde de 120 Hz'e kadar bir yenileme hızı desteği bizlerle buluşturulmuş durumda. Bu güzel bir detay. Benim de oldukça hoşuma gitti sevgili arkadaşlar. Fakat iç tarafı açtığımızda iç ekranda daha yeni ve daha güzel teknolojileri bizlerle buluşturmak amaçlı Samsung burada AMOLED Infinity Flex Display adını verdiği bir panel kullanmış. İçeride bulunmakta olan panel 7.6 inç iken burada bulunmakta olan panel ise 6.2 inç arkadaşlar. Aslına bakarsanız şurada bulunan ince uzun ekran bir nevi standart bir akıllı telefon boyutuyla birebir neredeyse aynı işlevi görebilir. Bizde zaten bir önceki modeller var. Şöyle bir yan yana da koyalım. Hatta ben bir rica edeyim önceki modelleri. Zaten normalde halihazırda testini yaptığımız cihazlar katlanabilen modeller. Şöyle baktığımızda aslında dış anlamda da çok böyle inanılmaz büyük bir tasarım farklılığı gözükmüyor gibi ama tabii ki işin teknik kısmına geldiğimizde arada önemli farklılıklar yok değil. Mesela en büyük farklılığı size göstermek istiyorum şu anda. İki cihazı üst üste koyduğumda Fold 2 modelinde ekrana gömülü bir kamera vardı. Ancak Z Fold 3 modelinde ekrana gömülü gibi gözüken şu kamera şu şekilde beyaz bir ekrana geçtiğimizde net bir şekilde gözüküyor ki ekrana tam gömülü. Yani kullanacağınız zaman ortaya çıkan bir selfie kamerası olarak görev alıyor. Buradaki kameranın konumlandırılmasını tamamen toplantılarda kullanılması ve böyle günlük ihtiyaçlar dışında anlık kullanımlar için konumlandırmış Samsung. Çünkü burada bulunan selfie kamerası 4 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bunun düşük olmasının sebebi de bu. Tamamen size ekran deneyimini yaşatabiliyor. İki modelin arasındaki bir diğer farka baktığımızda ise şunu görebiliyoruz. Bakın şöyle üst üste sizin için de koyup göstereyim. Gördüğünüz üzere Fold 2'deki aradaki boşluk Fold 2 modelinde biraz daha fazlayken Z Fold 3'e baktığımızda bu aradaki boşluk miktarı biraz daha azaltılmış. Yani ekranlar birbirine daha yakın gibi gözüküyor. Gelelim işin kamera kısmına. Arka kameralara baktığımızda arkada bulunmakta olan 3 kameramızın da 12 megapiksellik olduğunu görüyoruz. Megapiksel çözünürlüklerini bir kenara bıraktığımızda ise arkada bir adet telefoto kamera, bir adet ana kameramız dediğimiz standart geniş açılı bir kamera, bir de ultra geniş açılı 123 derecelik çekimler yapabildiğiniz bir ultra geniş açılı kamera var. Kamera detaylarına çok fazla değinemiyorum çünkü kameranın sizlere deneyimini aktaramıyoruz maalesef. Elimizdeki cihazlar henüz test amaçlı burada olduğu için içlerinden görüntüleri almamız mümkün değil. Burada bulunmakta olan dış ekranda da bir selfie kameramız yer alıyor. Bu da yine 10 megapiksellik bir selfie kamerası olarak görev yapıyor. Ancak benim test ettiğim kadarıyla ki şu andaki test ettiğim cihazlarda henüz son görüntüler değil bunlar dediler. Yani son güncellemeleri almamış cihaz. Ama ona rağmen oldukça iyi sonuçları bizlerle buluşturduğunu söyleyebilirim. Samsung Galaxy Z Fold 3'e baktığımızda bir de S Pen sürprizi var arkadaşlar. Bu cihazda iki farklı S Pen'i kullanabiliyorsunuz ama ikisi de ayrı ayrı özelliklere sahip. Benim şu anda elimde tutmakta olduğum bu model S Pen Pro modeli arkadaşlar. Böyle geniş, gerçekten bir çizim kalemini andıran, profesyonel çizim anlamında kullanılabilecek yapıda bir kalem. Bu kalemdeki gecikme süresindeki düşüşü sizlere aktarmam lazım. 2.8 milisaniye kadar inmiş durumda şu anda bu S Pen'le bir çizim yapmak istediğinizde. Üzerinde bir değiştirme tuşu var arkadaşlar. Zaten çıt çıt değişiyor. S Pen modunu aldığınızda eski Samsung cihazlarının birçoğuyla tabletleri dahil bir uyumluluk içerisinde ve Bluetooth'la bağlanarak kullanabiliyorsunuz. Diğer özelliklerin tamamını kullanabiliyorsunuz. S Pen özelliği olarak havadan yazma, böyle müzik değiştirme özellikleri falan vardı S Pen'de. Onların tamamı bununla birlikte eski modellerde de kullanılabilir hale geliyor. Ben şimdi bunu Z Fold moduna alacağım ve Z Fold modunda da şöyle biraz ekranda aslında deneyim de bir görmek istiyorum. Bir Webtekno yazalım. Bakalım. Adeti bozmayalım. Abone ol yazayım bir de buraya. Abone olun arkadaşlar bak.
abone olmuyorsunuz görüyorum. Hissiyat gerçekten oldukça başarılı. Hatta benden şu geçen not aldı. Şöyle bir de tik koyalım buraya. Elimde sizlere göstermiş olduğum model S Pen Pro'ydu. Bir de S Pen Fold modeli var. Buna göre biraz daha küçük. Üzerindeki bir kılıf var. O kılıfa takabiliyorsunuz. Daha rahat bir şekilde gezdirebiliyorsunuz. Ve onunla Bluetooth bağlantısı yok. Her şeyden öte biraz daha ucuz olduğu söylendi. Henüz fiyatlarla alakalı bilgim yok. S Pen Fold modeli de burada olmadığı için deneyimi sizlere aktaramadım. Gelelim işin Z Flip 3 kısmına. Ecem bunu alıp gitsek sorun olur mu? Direkt alıp ben şu an çıkmak istiyorum. O kadar olmuş yani, o kadar. Bayağı beğendim. Katlanabilir anlamda beni en heyecanlandıran telefon olan Galaxy Z Flip 3 şu anda elimizde arkadaşlar. Bir önceki Z Flip modeli de şu anda elimde. Yani ilk karşımıza çıkan Z Flip aslında bu. İkisini de şöyle bir yan yana koyduğumuzda aradaki farklılıkları çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Aslına bakarsanız olmamış ya da keşke şöyle olsaydı dediğimiz birçok şey ilk modeldeki yeni modelde ortadan kaldırılmış gibi gözüküyor. Biraz dış kasadan da sizlere bahsedeyim. Bu cihazın hemen arkası ve önünde tamamıyla Gorilla Glass Victus kullanılmış durumda. Videonun başında sizlere aktarmıştım arkadaşlar. Elimde tutmakta olduğum Z Flip 3 5G modeli de IPX8 sertifikasına sahip. Yani 30 dakikada 1,5 metreye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olduğu bizlere aktarıldı. Bizim diğer test cihazımız olan Z Flip de yanımda. Z Flip 2 zaten herhangi bir şekilde piyasaya çıkmadığı için ilk modeli ve ikinci modeli, ancak bunun modeli Z Flip 3 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen dış kasadaki farklılığı sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz şurada ufacık 1.1 inçlik bir ekran varken daha öncesinde yeni cihazda bu ekran boyutu 1.9 inçlik bir ekrana çıkartılmış ve daha işlevsel bir hale getirilmiş. Doğrudan buradan selfie çekmeniz mümkün. Aynı zamanda arka kamerayı kullanarak da fotoğraflar çekmeniz mümkün oluyor. Buradaki 1.9 inçlik ekran sayesinde. Şimdi cihazın dış tarafını bitirip hemen hızlıca iç tarafına doğru gitmek istiyorum ama elimde diğer cihaz da varken şu anda yanımızda getirmişken şöyle ikisinin arasındaki kasa farklılıklarını da sizlere göstereyim arkadaşlar. Bir önceki modelle yani ilk modelle daha yuvarlak hatlar varken yeni modelde biraz daha keskin hatlar tercih edilmiş ve telefon hem uzunlamasına hem de şöyle enine yani derinlemesine 1 ila 1.4 mm oranında biraz daha küçülmüş konumda. Ana ekran dediğimiz iç kısımda bulunan ekran 6.7 inç. Bu ekran paneli Dynamic AMOLED 2X dediğimiz yani ikinci nesil Dynamic AMOLED olarak yeni burada bulunuyor ve 120 Hz'e kadar bir yüksek hızda yenileme hızı var. Bu iç ekranda sevgili arkadaşlar gelelim arka kameralara. Arka kameralar iki tane aynı diğer modelde olduğu gibi ancak daha yeni bir tasarım ile geliyor. İki kamerada 12 megapiksel. Bir adet ultra geniş açılı bir kameramız var. Bir adet de ana kameramız yine bulunuyor. O biraz daha standart bir açıya sahip ve o da yine 12 megapiksel. Ön kamerasına baktığımızda da bu cihazın bildiğimiz ekrana gömülü standart bir selfie kamerası ile geliyor. 10 megapiksellik bir selfie kamerasını içerisinde bulunduruyor. Gelelim işin teknik boyutuna. Videonun başında Snapdragon'dan bahsettim. Bir müjde bence bu özellikle Samsung severler için. İki cihazın da işlemcisi Snapdragon 888. Galaxy Fold Z3'e baktığımızda arkadaşlar bu modelle kullanılan RAM 12 GB ve depolama tarafında 256 GB'lık bir kapasite bulunuyor şu anda. Herhangi bir microSD desteği bulunmuyor bu modelde. Galaxy Z Flip 3'e baktığımızda ise 8 GB'lık bir RAM var ve 128 GB'lık bir depolama ile ülkemizde satışa çıkıyor olacak bu model. Gelelim işin pil kısmına. Bu telefonda 4400 mAh'lık bir pil bulunurken diğer cihazda 3300 mAh'lık bir batarya bulunuyor. İki cihazı da satın aldığınızda kutudan herhangi bir şarj cihazının çıkmadığını da hatırlatmak isterim. İşin fiyat kısmına geldiğimizde ne yazık ki şu anda bu videoyu çektiğimiz tarihte herhangi bir fiyat bilgisi olmadığı için beklentileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Galaxy Z Fold 3 modeli elimizde tutmuş olduğumuz büyük model yaklaşık 20 ila 25.000 TL bandından satışa çıkar diye beklemekteyiz arkadaşlar. Bir diğer modele baktığımızda ise Z Flip 3 modeli büyük bir ihtimalle 10.000 ila 15.000 TL bandından yine satışa çıkabilir. Bu fiyat aralığında görürüz bu iki cihazı diye tahmin etmekteyim. Bu arada bu videoyu siz izlerken çok yüksek ihtimalle bu ürünlerin Türkiye fiyatları belli olacağı için onu da link olarak aşağı bırakalım. Oradan da sizin fiyatlar hakkındaki ve cihazlar hakkındaki yorumlarınızı oraya bırakmanızı sizlerden rica edeyim. Siz olsanız bu modellerden hangisini alırdınız yorumlara yazmayı, bu videoyu bolca beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Dünya ile birlikte sizlere Samsung'un yepyeni akıllı telefonlarını aktarma fırsatı bulduk bu videoda. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.